Yeni S yazıtları Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Anlamadığım, Yeni S yazıtları 5. yüzyıla yazılmış Göktürk alfabesiyle. Neden Göktürkler 250-300 sene sonra Orhon kitabelerini yazmışlar da arada önemli bir eser bırakmamışlar? Şimdi yoktu, vardı da. Yeni S yazıtları ile tarih olarak fazla fark yok arada. Birincisi bu. Bu tarihlemeler kesin değil. İkincisi mutlaka çok geniş bir coğrafyada. Şimdi bu haritada baktığımız zaman yakın görünüyor ama çok önemli bir mesafe var. Şimdi Tonyukuk yazıtıyla aynı hanedandan, aynı dönemde olmalarına rağmen Bilge Kağan'la, Bilge Kağan yazıtıyla Tonyukuk yazıtı arasında bazı harf değişiklikleri var. Bu normal. Esasına baktığımızda. Yeni S yazıtlarında tabii dediğimiz gibi o tarihlemesi mümkün. Yani kesin olarak mümkün değil. 5. yüzyıl diyorlar ama 6. yüzyıl veya şey yapılabilir. 1. Göktürk dönemine ait bazı kiremitlerin üzerinde runik harfle yani Göktürk yazısı var. Kelime, cümle. Cümle olarak var. Hmm. Ama milattan önceki altın elbiseli adamdaki yazıyı biliyorsunuz o şeyde. Hmm. Bir de yani artık Göktürk yazısı dediğimiz yani o runik alfabe Macaristan'dan işte Kore'ye kadar evet. Avrasya coğrafyasında var. Habeşistan'da var. O taraf Habeşistan'da falan da var o Etiyopya'da. Niye? Nereden çıkmış bu alfabe? Şimdi iki türlü görüş var. Birinci görüş Fenik alfabesinden yayıldı şeklinde. İkincisi de... Affedersiniz, runik yazı dedikleri mi bu? Yani Türkleri kullandı alfabe. Runik yazı çünkü... Bu İskandinavya runalarından geldiği evet, için runik yazı diyorlar. Evet. Ondan dolayı. İkincisi esası bu damgalardan. Hmm. Ki bence ben ikinci görüşe katılıyorum. Damgalardan. Damgalardan çıkmıştır. Yani o zaten şu harf mesela ev şekli, ep şekli şeye benzer. Yani ben dilci değilim. O kadar detaylı bilgi veremem ama mesela balık işte B şey harfi balığa benzediği gibi. Yay, yaya benzediği Y harfi. Böyle harfler var. Anlamadım. Peki altın elbiseli adamın üzerindeki yazı Göktürk alfabesine benziyor mu? Altın elbiseli adamı sorsan eğer hangi evet hocam altın elbiseli adam. Üniversiteli oldu kimdir? Altın elbiseli adam Saka hükümdarın oğlu tahmin ediliyor. Bugün Almatı'nın doğusunda Esik Kurganı'ndan Esik Kurganı'ndan bulunmuştur. Şu anda Kazakistan'da. Kazakistan'da şu anda İstanbul'da Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Burada işte yazının değişik okuma şeyler var. Tam onu ben bilmiyorum ama kıyafetlerinden şeyinden, o Bahadır'ın Saka yani Hun öncesi döneme ait olduğunu söyleyebiliriz. Sakalar iskitler mi oluyor? Şimdi o konuda hata yapılıyor bence. Biz Orta Asya'da yani şöyle Moldova'dan tutup şeye kadar bütün Moğolistan'a kadar o dönemde Herodotos'tan etkilenerek tabii. Bütün halkları İskit diyoruz. Bu doğru değil. Günümüzde de Moldova'dan Moğolistan'a kadar yaşayanların tek bir millet olduğunu söyleyebilir miyiz? Mümkün değil. Değil mi? Çok fazla şeyler var. O dönemde de aynısı geçerliydi. Sakalar bence farklıydı. Yani değişik türleri var ama yani grupları en önemlisi bu da işte Tanrı Dağları'nda o civarda bulunan arkeolojik kazılara göre esasında bunlar Hun öncesi ve Türk olduğunu düşünüyorum. Ama Avrupa'da, Karadeniz'in kuzeyinde bulunanların tamamının Türk olduğunu söyleyemem. Benim kendi okumalarıma göre.